kitaplara yen, aman var benim. Ömür yolumuzu çırağban eden, ömrünü bu yolda şam tekerden, bezeyi, daş kaşı, saçındakiden, aman var benim. Katıp çöreğinə öz qeyriyyətini, ürək təfərini, söz qüdrətini, məşəl tək yandıran məhəbbətini, anam var, anam var mənim. Salam, hörmətli rektorumuz, məsidimizin çox dəyərli hocaları, təşrifləri və bizləri şərifləndirən qonaqlar və tələbə yoldaşlarımız, hamınızla xoş gördük sizləri. Zəmincə burada nə üçün toplaşdığımız artıq heç birinizə sir deyil. 8 Mart, əziz analarımızın, gözəl qadınlarımızın və abricəklərimizin bayramıdır. Və bu münasibətlə, universitetimizin qonaqları, xanım qonaqlarını, xanım personalını və qız tələbələrini səmimiyyətlə təbrik edirik. Eyni zamanda sizlərin şəxsinizdə bütün dünya qadınlarını təbrik edirik. İcazənizlə, bu sevgi dolu gecəmizə universitetimizin kardelen Sevgi və Xoşgörü klubunun hazırladığı bayram proqramı ilə başlayıq. Bu proqramın ərsəyə gəlib çatmasında bizə köməyini əsirgəməyən digər klublara da öz dərin minnətdarlığımızı bildirməyi özümüzə borc bilirik. İndi isə sözü sayın rektorumuz Profesör Doktor Ahmet Çetin Can Bey cavablarına veriyoruz. Buyurun. Işık verelim mi? Hörmətli hanım, qonaqlarımız, hörmətli hanım, işıq verəmiz. Dünya Hanımlar, Kadınlar Bayramı mübarek olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Dünya Kadınlar Günü var, herhalde Erkekler Günü yok. Var mı? Yok. Şimdi Kadınlar Günü'nün olmasının altında esasen erkeklerin biraz suçu var. Bizlerin suçu var. Dünyada iki düşünce tarzı var. Birisi güçlü olan haklıdır, diğeri de haklı olan güçlüdür. Kadınlar fiziki olarak biraz zayıf oldukları için, erkekler de güçlü oldukları için herhalde tarih boyunca bizim dünyamızda çok az olmasına rağmen dünyada kadınlar biraz ezilmiş. Biraz değil, çok fazla ezilmiş. Dolayısıyla bu şekilde kadın günleri, kadın örgütleri ortaya çıkmış inancındayım. Esasen burada tabii yanlış bir uygulama var. Haklı olan güçlüdür. Kadın da olsa, erkek de olsa hak onundur. Verilmesi lazım. Dolayısıyla kadınların ezilmemesi gerekiyor idi. Hatta hala şimdi var. Mesela bir ailede kadın dövülüyor. Daha yeni televizyonda birkaç gün önceki haberlerde seyrettim. Bir artist hanım kocası tarafından dövülüyor. İşte boşanmak için mahkemeye veriyor. Hala cereyan ediyor. Bu anlayış tabii işte haklı olan güçlüdür. İnancı olmadığı için. Ama bizim dünyamızda bu Türk dünyasında ve inanç dünyamızda fazla yok. Tamamıyla düz demek istemiyorum. Bizim dünyamızda kadın ana olduğu zaman cennet onun ayağının altına konmuştur. Bu kadar büyük değer verilmiştir. Ki cennet inananların ulaşmak için her şeyi feda ettikleri bir kavramdır. İnsan hor gördüğü bir şeyi ayağının altına alır. Ananın yanında cennet hor görülmüştür. Ana bu kadar azizdir. Kadın eş olduğu zaman hayat yoldaşıdır. Fedakar bir arkadaştır. Kadın kız olduğu zaman gözümüzün nurudur. Evimizin neşesidir. Bizim dünyamızda budur. Kadın esasen toplumun eğitilmesinde çok büyük önem arz ediyor. Her ne kadar eğitim 6 yaştan sonra başlıyorsa da bir insanın karakteri 6 yaşına kadar hemen hemen olgunlaşıyor. Dolayısıyla 6 yaşına kadar erkek olsun kız olsun
terbiye anaya ait olduğu için toplum karakterinin yapılanmasında ananın, kadının çok büyük önemi var. Bizde de bir laf var, söz var, yuvayı dişi kuş yapar. Kadın bu kadar önemlidir, değer vermemiz lazım. Ben kadınların daha iyi, daha müreffeh ve istismar edilmediği bir dünya kurulmasını temenni ediyorum ve Kadınlar Günü'nü bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rektörümüze fikirlerini bizlerle bölüştürdüğü için derin minnettarlığımızı bildirdik. Üniversitemizin kanun personeli adındansa Nermin Hanım kürsüye davet oldu. Eğer benden sorsalar ki dünyada en güzel şarkımızdır. Ne söylerim anamın laylası. Eğer benden sorsalar ki dünyada en güzel, en varlı kitap hansıdır? Ben düşünmeden söylerim. Anamın çocuk kendine danıştığı nağıllar. Eğer benden sorsalar ki dünyada en tehlikesiz, en güzel bir sığınacak aradır. Fikirleşmeden söylerim. Anamın bucağı. Hele biz körpelikten bunları tadıp duymuşuz. Dünyanın en büyük alimleri, en büyük dahileri anadan terbiye görmüşler. İngiliz filozoflarından biri okul yazdığı megalelerin birinde böyle göstermiştir. Maraklıdır ki büyük dahilerin ekseriyetinin güzel anaları olmuştur. Dahiler atalarından çok analarından öğrenmiş. Ana terbiyesiyle yükselmişler. Ben bugün Azerbaycan'ın tahsil sisteminin çetin bir vaziyetinde Azerbaycan'a gelmiş çağ üretim şirketi işçilerinin ve müellimlerinin analarını ilk növbede Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibetiyle tebrik ederim. Azerbaycan'ı ürekten seven, onun şad gününe sevinen, onun derdini bölüştüren Azerbaycan'a gelmiş bütün iş adamlarının anaları karşısında baş eğdim. Ayrıca buraya toplaşmış bütün kadınları, bütün kızları bugün münasebetiyle tebrik edip Nurşen Hanım'a hoş geldin deyip ve onu sözüyle tebrik ederim. Arzum budur ki bütün analar yalnız gözyaşını sevinçten görsünler. Bayramınız mübarek olsun. Üniversitemizin Nahiyat Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Davut Aydüz Bey'i Türk İslam kültüründe kadına verilen değerle ilgili konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli mesai arkadaşlarım ve çok kıymetli şahitler ve muhterem konuklar. Öncelikle Kadınlar Bayramımızı tebrik ediyor, konuşmama öyle başlamak istiyorum. Takdirde de söylendiği gibi mukaddes dinimiz, İslam dininin kadınlara verdiği değer önemini size arz etmek istiyorum. Kısa ve özet olarak çok vaktinizi almak istemiyorum. İslam'ın kadınlarımıza verdiği değeri arz etmesinden evvel her şey zıttıyla bilinir kaidesine göre İslam'dan önceki dinler, medeniyetlerde kadınlara gösterilen, yapılan muameleden kısa ve özet olarak bahsedip daha sonra da İslam'ın kadına verdiği önemi size arz etmek istiyorum. Her şey zıttıyla bilinir. Gece olmasaydı gündüzün, çirkin olmasaydı güzelin, hastalık olmasaydı
sıhhatın kıymet ve değerini bilemezdik. Onun için eski medeniyetlerden kadına bakış nasıl olmuş kısa görelim. Evet, bugün Kadınlar Bayramı ve kadınlarla ilgili konuşma yapıyoruz. Arkaya ses geliyor musun Muhsin Bey? Sanki erkek arkadaşlar çok ilgilendirmiyor diye dinlemiyorlar gibi geliyor. Ses uğultu öne de geliyor. Evet, eski medeniyetlerde ve dinlerde kadının yeri. Önce Hint, eski Hint'te kadının yeri nedir? Eski Hint hukukuna göre kadın evlenme, miras ve diğer muamelerden hiçbir hakka sahip değildi. Çok affedersiniz, kadınlar murda kabul ediliyordu. Kadınlar okuma ve yazmadan mahrum idiler. Mesela Budizmin kutsal kitabı Vedalar'da kadın kasırgadan, ölümden, zehirden ve yılandan daha kötü bir mahluk olarak değerlendiriliyordu. Yunanlılarda kadın, eski Yunan'da kadın yine aynı şekilde hor ve hakir görülüyordu. Kanuni bakımdan çarşıda satılıp alınan bir mal parçasından ibaret sayılıyordu. Yine eski Yunanlarda kültür ve medeniyet çok ileri olmasına rağmen sadece hür erkeklere öğrenme fırsatı verilmiş, kadınlara öğrenme fırsatı verilmemişti. Çin'de kadın. Çinlerde kadın insan yerine bile konulmuyor, ona isim bir ad bile verilmiyordu. Birinci, ikinci, üçüncü şahıs olarak çağrılıyordu. Erkek çocuklar makbul sayılıyor fakat kız çocuklar yine çok affedersiniz domuz olarak nitelendiriliyordu. Hristiyanlarda kadın. Kadını aşağılama geleneği hemen bütün Hristiyan toplumlarda vardır. Hristiyanlar kadını şeytan ve kötülük vesilesi saymışlar ve onu en önemli hakkı olan öğrenim hakkından mahrum etmişlerdir. İlk Hristiyan din adamları yaşadıkları belir itibariyle toplumda yaygın olan fuhuş ve diğer kötülüklerin sebebini kadın olarak görmüşler ve şöyle demişler: onun güzelliğinden sakınılması lazımdır. Zira o fitne ve gurur için iblisin silahıdır demişler. Yahudilerde kadın. Yahudilerde kızlara okuma yazma eskiden öğretilmiyordu. Yahudilikte de kadın çok değersizdi. Yahudi erkeklerinin her zaman yaptığı duayı ben size söyleyeyim. Yahudilikte kadına verilen değeri anlamış olursunuz. Yahudi erkekler her zaman şu duayı okuyorlarmış: ezeli ilahımız, kainatın kralı, beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun. Evet, değerlendirmeyi size bırakıyorum. İngiltere'de kadın, eski İngiltere'de. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketine hazırlayan bir kadın, yani Hazreti Havva'yı kastediyorlar, olduğuna göre Hristiyan memleketleri kadına daima şeytan nazarıyla bakmışlar. Malum daha önce Hazreti Adem, Hazreti Havva cennetteydiler. Yasak meyveyi cennetten çıkarırlar. Buna sebep kadın olduğu için, Hazreti Havva olduğu için Hristiyanlara göre, İngilizlere göre kadın şeytandır diyorlar. İngiltere'de yine kadın murdar bir mahluk olarak kabul edildiğinden yakın bir tarihe kadar kadın incine el süremiyordu. Cahiliye döneminde kadın. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmezden evvel cahiliye toplumunda kadının yine hiçbir değeri yoktu. Çarşıda, pazarda bir mal olarak, cariye, köle olarak satılıyordu. Ve yine hepinizin bildiği gibi kız çocukları dünyaya geldiği zaman babası utancından ne yapacağını bilemiyordu. Ya utana utana toplumun içinden çıkıyor, geziyor ya da o çocuğunu hepinizin bildiği gibi diri diri gömüyordu. Eski Türk topluluklarında, kavimlerinde kadına biraz önce söylediğim kavimlerden, dinlerden farklı olarak kadına önemli bir yer verilmiş. Hatta idarede Hakanların hanımları, anaları idareye tesirli olmuşlar. Onlar da görüş beyan etmişler. Eğitim öğretimlerine de önem verilmiş. Bu Türkler adına tabii sevindirici bir şey. Diğer milletlerin, diğer dinlerin kadına yaptığı, gördüğü muamele karşısında. Evet, kısa tarihten böyle bahsettikten sonra günümüze gelelim. Yakın tarihe gelelim. 1789 Fransız İhtilali'nden sonra insan hakları beyannamesi karar altına alınınca kadınlar o güne kadar ezilmiş, biraz önce söylediğim gibi insan olarak kabul edilmemiş, şeytan kabul edilmiş, hor hakir görülmüş. Kadınlar da sanki isyan edercesine Milli Meclis'e dilekçeyle müracaat etmişler. Erkeklerin sahip olduğu hak hukuklardan biz de istifade edelim. O günkü ilim adamları buna çok şaşırmışlar. Nasıl olur bir kadın böyle hak hukuk
ister. Çünkü insan yerine konulmayan bir insanın hak hukuk istemesi, erkeklerin sahip olduğu hak hukuklar bize de verilsin demesi onları çok şaşırtmış. Uzun müddet çalışmışlar, zaman geçmiş, bütün bunları girecek vaktimiz yok. Neticede kadınlar da bir takım haklar elde etmişler. Fakat kadınlara öyle bir değer verilmiş ki bu değer aslında kadını alçaltıcı bir değer olmuş. Kadını yükseltmekten ziyade. Zira günümüzde kadın asli vazifelerinden uzaklaştırılmış, liyakatının çok üstünde büyütülüp göklere çıkarılmış, neredeyse mukaddes bir varlık gözüyle bakılır hale gelmiş. Yani ilaheler yapılmış kadın. Çünkü kadına hak verdik diye, kadına hak verdik diye onları soyup sonra çevirerek sokaklara salmışlar. Filmlerde, reklam filmlerinde, gazete ve dergilerde, jurnallarda maalesef hiç kadına yakışmayacak, kadınları utandıracak fotoğraflarla, resimlerle kadının değerini yükseltiyoruz derken yerin dibine batırmışlar. Kısaca ifade etmek gerekirse, tarih boyunca kadın hakları ifrat ve tefrit arasında. Birileri kadını yerin dibine batırmış, birileri de adeta kadını ilah yapmış. İfrat tefrit arasında kadının yeri değişmiş durmuş. Hiçbir sistem kadına İslam dininin verdiği değeri maalesef verememiştir. İslam kadın nasıl bir değer vermiş? Yine çok vaktinizi almadan kısaca ondan bahsedelim. Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabımız biliyorsunuz 114 sureden meydana geliyor. Kur'an-ı Kerim en uzun surelerinden birisinin ismi Nisa suresidir. 176 ayet. Nisa kadınlar demektir. Kadınların sosyal, mali, hukuki haklarını ihtiva eden uzunca bir sureye kadınlar suresi denilmiş. Ve bu sure şöyle başlıyor. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden bir sürü insanlar, kadınlar yaratıp yeryüzünü yayan Allah'tan sakının, korkun. Evet, bu sure, kadınlar suresi böyle başlıyor. Bu mesaj, yani kadının çarşıda, pazarda satıldığı, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönemde Kur'an-ı Kerim insanlığa böyle hitap etmesi, kadına böyle değer vermesi o dönemin insanlarını epey şaşırtmıştır. Biraz önce Sayın Rektörümüzün de dediği gibi ve yine hepimizin bildiği cennet anaların ayağının altındadır. Hazreti Muhammed'in sözü İslamiyet'te kadına ne kadar değer verildiğini göstermek için yeter, artar. İslam'a göre emir ve yasaklar karşısında kadın erkek eşittir. Çünkü kadın da Allah'ın bir kuludur. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette kadınların da erkekler gibi yaptığı işlerin mükafatı alacağı belirtilmiştir. Erkek de bir iyi, hayırlı iş yapsa sevap alır. Kadın da kötü iş yapsa erkek gibi onun cezasını çeker. Evet, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, birçok ayet-i kerimede dünyada her şey çift yaratıldığı bahsedilir. Allah'tan başka her şey çifttir. Neden? Çünkü Allah'tan başka her şey eksiktir. O çiftler bir araya gelerek bir bütün oluşturur. Kadın da erkek de böyle. Kainatta, dünyada mesela neler çifttir? Maddeyi meydana getiren atomu biliyorsunuz, elektron, protonlar çifttir. Çiçeklerde de erkeklik, dişilik vardır ki erkek çiçeğin polenlerin döndürülmesi neticesi dişi ağaçlar, sebzeler, meyveler meyve verirler. Elektrikte bile erkeklik, dişilik vardır ki pozitif ve negatif bunu anlatmaktadır. Kadın, erkek de işte böyle bir bütünün iki parçasıdır. Kadın erkek bir araya geldiği zaman bir bütünü teşkil eder. Görevleri nedir? Kadın ve erkeğin görevi Allah'a kulluk yapmaktadır. Yapmaktır. Ayrıca Allah'a kulluk yapacak nesillerin türemesini, dünyaya gelmesini sağlamaktır. Kadına karşı eskiden beri sürdüğünde gelen hor bakışı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed söylüyor. Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bunlardan birisi güzel koku, birisi de kadın diyor ve üçüncü olarak da gözümün doğru namaz diyor. Böylece Peygamber Efendimiz eskiden beri kadını hor, hakir gören, şeytan gören insanlara karşı dünyadan üç şeyin sevdirilmesi ve birisinde kadın olması yine dinimizin, mukaddes dinimizin kadına verdiği değeri gösterir. Evet, kadın erkek eşit midir değil midir? İslam'a göre kadın erkek Allah'ın karşısında hepsi eşittir. İbadette, mükellefiyette, yaptığı ibadetlerin karşılığını almada, yaptığı suçların cezasını görmede bunlar eşittirler. Son olarak İslam'ın kadın hukukunda yaptığı inkılabın ana maddelerini size söyleyip konuşmamı bitirmek istiyorum. Evet.
Evet, buraya kadar yaptığımız izahlardan anlaşılmaktadır ki kadın erkek münasebetlerin tanziminde tarih boyunca ifrat ve tefritler yaşanmıştır. Bir taraftan annelik vasfıyla kadın insanlığın üremesini sağladığı gibi bir yönünde zevci olmuştur, erkeği yol arkadaşı olmuştur kadın. Uzun zaman bu kadın insanlığın türemesine çoğalmasına sebep olan, erkeğin yol arkadaşı olan, hayat arkadaşı olan kadın uzun zaman hizmetçi ve köle seviyesine düşmüş, adi bir eşya gibi alınıp satılmış, mülkiyet ve miras gibi en temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakılmış, insanca yaşamasına ve gelişmesine zerre kadar ehemmiyet verilmemiştir dedik. Tekrar söylemiş olalım. İnsanlık ve hususan kadınlık ancak İslam diniyle layık olduğu mevki ve değeri kazanmış, tarih boyunca da özlediği huzur ve saadete ancak İslam'la ulaşmıştır. İslamiyet kadın ve erkek münasebetlerinde ifrat ve tefrit tatbikatı kaldırmış, iki cins arasında tam bir denge ve ahenk kurmuştur. Şimdi İslam'ın kadın hakları hususunda yaptığı inkılabı maddeler halinde söyleyelim. 1. Yaratılış cihetinden Allah'ın mahlubu olmak bakımından kadınla erkek tamamen birbirine eşittir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca Allah'tan en korkan, en ileri olanınızdır. Peygamber Efendimiz de kadın erkek eşitliğini şöyle beyan ediyorlar: kadın erkek bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. İkinci olarak İslam'a göre kadın ve erkek bir elmanın iki parçasıdır. Biraz önce söyledik. Bunlar bir araya gelir, bir bütünü tamamlarlar. Peygamber Efendimiz yine hadis-i şeriflerinde kadınlar erkeklerin tamamlayıcısı, parçasıdır buyurmuş. Bu kadis kitabımız Kur'an-ı Kerim ise onlar, yani kadınlar sizin için, siz de kadınlar için birer elbise gibisiniz. Kur'an-ı Kerim böylece kadını necis hükmünden kurtarmış, erkeğe hayat arkadaşı yapmıştır. 3. İslamiyet kadın üzerindeki laneti kaldırmış, insanoğlunun cennetten çıkarılmasının sebep sadece kadın değildir. Biraz önce İngilizlerin, Hristiyanların görüşünü söylemiştim. Hazreti Adem'i cennetten çıkaran Hazreti Havva'dır diyorlar. Dolayısıyla o şeytandır, lanetlenmiştir diyorlar. İslam'a göre böyle bir şey yok. İslam'a göre şeytan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı beraber aldatmış, beraber cennetten çıkarmıştır. 4. İslam'a göre kadın da erkek gibi dindar olmaya, ibadet ve layıktır, yaptığı ibadetin karşılığını alır, günah işlerse günahın karşılığını görür. 5. madde olarak İslamiyet cahili adetlerinden biri olan kız çocuklarının diri diri görülmesini, adetini ortadan kaldırmıştır. 6. İslamiyet yine cahili Arapların kadını uğursuz görme gibi bir yanlış anlayışlarını, telakkilerini ortadan kaldırmıştır. Cahili Araplara göre kadın uğursuz bir varlıktır. 7. İslamiyet'te erkeklere kadınlara karşı büyük bir şefkat ve sevgi ve ihtimam göstermesi emredilmiştir ki yine sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed şöyle buyuruyor: bana dünyadan 3 şey sevdirildi, birisi de kadın. İslamiyet kadını 3 kategoride değerlendiriyor. 1. Kız çocuğu olarak, 2. hanım olarak, 3. ana olarak. Kız çocuğu olarak İslamiyet kadına nasıl bir değer veriyor? 1-2 defa tekrar ettim. İslam'dan önce kız çocuğu o kadar hor hakir görülüyor ki diri diri toprağa gömülüyordu dedik. İslam ise bizzat kız çocuğuna karşı o zayıf, naif yapısıyla kız çocuğuna karşı şefkat, merhamet gösterilmesini emrediyor, teşvik ediyor. Bakın burada anneler de var, belki babalar da var. Peygamberimiz diyor ki belki erkek arkadaşlardan babası olmayıp kız kardeşleri olanlar da vardır ki Peygamberimiz onlara da hitap ediyor. Bir insan 3 tane kız çocuğunu veya 3 tane kız kardeşini, daha sonra Peygamberimiz bunu azaltıyor, 2 kız çocuğunu veya 2 kız kardeşini bakar, büyütür, terbiye eder, okutur, daha da sonra da evlendirirse o cennete girer diyor. Evet, öyle bir düşünce var ki kız çocuğunu utancından toprağa gömüyor. Kız çocuğuna, kızına, karına şeytan diyor, hor hakir görüyor. İslamiyet ise kız çocuğunu, 2 tane kız çocuğunu büyütür, terbiye eder, evlendirirse o insan cennete girer diyor. Hanım olarak Kur'an-ı Kerim İslam kadına nasıl bakıyor? İslamiyet kadının zevci olarak da şerefli bir mevkiye yükseltmiş, oturtmuştu ki Peygamber Efendimiz kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkun, onların hak ve hukuklarına zulmetmeyin diyor. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Evet, erkek hanımına istediği gibi
hareket edemez, zulmedemez. Çünkü Allah'ın bir emanetidir o. İslam böyle bakıyor. Başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz şöyle diyorlar. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olan, onlara en iyi davrananızdır diyor. Kadın anne olarak İslam'da nasıl bir yeri vardır? Kur'an-ı Kerim'de Allah birçok ayetlerinde kendisine ibadet edilmesini, saygı gösterilmesini emrediyor. Allah kendisine ibadeti emrettikten hemen sonra anneye, babaya da itaat edin, saygı gösterin diyor. Evet, başta da söylediğim gibi kadınlardan bahsediyoruz. Arkadaki arkadaşlar da var, erkekler rahatsız oluyorlar. Kur'an-ı Kerim İslamiyet acaba erkekler hakkında böyle hiçbir şey söylemiyor mu? Evet, erkekler hakkında da var ama bugün Kadınlar Günü, Kadınlar Bayramı. Onun için sabırla siz de dinleyeceksiniz. Evet, yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor. Enteresan bir hadis-i şerif. Peygamberimize soruyor. Onun devrindeki insanlar merak ettiği her şeyi Peygamberimize soruyorlar. Yine soruyorlar. Ya Resulallah, ben birisine iyilik yapacak olsam kime iyilik yapayım? En çok kime saygı göstereyim, iyilik yapayım? Peygamberimiz anana diyor. Daha sonra kime iyilik yapayım? Yine anana diyor. Daha sonra kime iyilik yapayım? Yine anana diyor. Daha sonra kime iyilik yapayım? Daha sonra da babana diyor. Bu hadisi şerifi değerlendirirler diyorlar ki, demek ki ananın daha 3 kat babadan fazla hakkı var diyorlar. Evet, İslamiyet kadının ilim öğrenmesi hususunda büyük emek vermiştir. Biz bir ilim müessesesinin şu anda içinde bulunuyoruz. Bir üniversitede, Kafkas Üniversitesi'nin içinde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi bizim şakitlerimiz içinde erkekler de var, kadınlar, bayanlar da var. Tarih boyunca bu da İslamiyet'in ve dolayısıyla bizim de kadınların eğitim, öğretimine verdiğimiz değeri gösterir. Tarih boyunca her türlü sosyal, siyasi ve kültürel haklardan mahrum edilen, hatta bazı toplumlarda şeytani bir varlık olarak kabul edilen kadının eğitim öğretimine gereken şekilde önem verilmezken, İslam dini cemiyetin yaklaşık yarısını teşkil eden, çocuğu dünyaya getiren ve terbiye eden analara gereken değeri vermiş, her alanda olduğu gibi eğitim öğretimine de önem vermiştir. Evet, şurada duvarda bir yazı vardı, dikkatimi çekmişti. Bir milletin hal ve durumu tabii annelere göre bence çok değişir, şekillenir. Çünkü anne bir mürebbidir, evinde mürebbidir ve ilk öğretim ailede başlar. Anne de o ilk öğretim okulunun müdiresidir evde. Evet, hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz söylediği mübarek güzel sözlerin içinde yine hepinizin duyduğu bildiği ilim öğrenmek herkese farzdır diyor. Yine bu hadisi bize açıklayan alimlerimiz diyorlar ki, erkeğe ne kadar farz, erkek neden öğrenmesi gerekiyorsa bir kadın da anne olarak bunları öğrenmesi, bilmesi gerekir. Evet, İslamiyet'in kadın hukukuyla ilgili getirdiği inkılaplardan bahsediyorduk. 10. madde olarak ve çok tartışmalı bir konu, belki çoklarınızın da aklına gelmiştir. İslamiyet'e düşman olanlar İslam'ı tenkit ederken bu konuyu dile getiriyorlar. İslam'da 4 kadınla evlenme vardır diye İslam'ı tenkit ediyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse İslam çok kadınla evlenmeyi 4'e indirmiştir. Cahiliye döneminde, daha önceki dönemlerde bir erkek 10 tane kadınla evleniyordu, sınırı yoktu. İstediği kadar kadınla evleniyordu, İslamiyet bunu 4'e indirmiştir ve öyle ağır şartlar getirmiştir ki, İslamiyet'te öyle ağır şartlar vardır ki bir kadın, bırakın 4'ü, 2 kadınla evlenmek hele bugün hiç mümkün değildir. Öyle ağır şartlar vardır. O ağır şartları ancak yerine getirebilen ikincisini, daha ağır şartları yerine getirebilen üçüncü, dördüncüyü alabilir. Evet, İslam 4 kadınla evlenme izni vermemiş, bunu 10'dan 4'e indirmiştir. Boşanma hususunda ise ayrı bir madde. Eski medeniyetlerde, dinlerde kadın, erkek kadını istediği zaman boşayabiliyordu. İslamiyet bunu bir zapt altına almış, erkeğin zulmünü ve istibdarını önlemiştir. 12. madde olarak İslamiyet'te kadına mirasçı olma hakkı verilmiştir. Önceki medeniyetlerde, dinlerde kadın mirasçı olamıyordu. İslam böyle bir hak vermiş kadına. Sosyal haklar var. Kadın din ve iffetini korumak. Kocasının ve çocuklarını ihmal etmeden ticaret yapabilir. Birçok faaliyette bulunabilir. Son olarak kadın evlenirken ağırlığını koyar, evleneceği erkekte mihir ister. Ben biraz önce
Azeri arkadaşlara sordum, Azerbaycan'da mihir biliniyor mu, var mı, yok mu? Onlar süt hakkı gibi kadının, evlenen kadının anasına verilen bir paradan bahsettiler. Bu değil. İslam'ın getirdiği bir şartlar, Müslüman bir erkek, bir kadın... 93'ten sonra ülke neye mal oldu? Mal oldu birçok şeyler. Onlarda mesela bizim tahsil malzemeyle, bizim bahane... Kişi, hukuk fakültesi arkadaşlar. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim, hediyenizi alın. Genellikle 4. sağ. Üniversitemizin 1. mertebesindeki panoların sayı. El kaldırarak ses güçsüz. Cevap verin. Yanlış cevap. Cevap verin. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Düzdü, sıfıra dert olmuşsuz. Çok sağ olun, doğru cevap için özünüzü təqdim edin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Beləliklə 5-ci sual. 1-ci mərtəbədəki amfi otağının neçə qapısı var? Beləliklə əl qaldıraraq... Çox sağ ol, düzgün cavabdır, buyur bura. Çünki məni dəvət ediblər. Mən bura özümdən kaset gətirdim. Fonoqramı biz deyirik. Əsaslar olsun ki, onu da burada işlətmək olmadı. Amma... Olar efendim. Biraz olar. Olar efendim. Onda mənim sumkamı verərdim bura. Thank you.
hoşbaxtlıq ve uğurlar diləyirəm ve minnətdaram bu universitetin bütün rektoratına, bütün müəllimlərinə ki belə gözəl uşaqları tərbiyə edirlər, onlara savad verirlər ve belənçi gözəl bu bayramı təşkil ediblər. Hamınıza müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Sağ olun, gələn görüşlər. Çok sağ olun. Güzel ifadeniz için size teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bizim yeni bir musiqinin öpmesi. Bu defa ise üniversite talebelerinin ifasında hazin bir musiqi sizlerle. Sinan arkadaşımız gurbette olduğu için köyümün yağmurları diyecek. Herhalde köyünün yağmurlarını çok özlemiş olacak. Gelin birlikte arkadaşımızın duygularını paylaşalım. Buyurun.
teşekkür ederek ve söz verdiğimiz gibi yarışma hala da devam eder. Öyleyse başlayak. Birinci sual. Dikkatli olun. Kardelen Sevgi ve Hoşgörü Kulübü'nün başkanı. El kaldırarak cevap verin. Buyurun. Buyurun cevap verebilirsiniz. Çok sağ olun. Düzgün cevap da buyurun. Bilirsen bez familyası nece? Bakış olun. Çok güzel kopya aldınız. Teşekkür ederim. Böyle bir hediyeniz. Teşekkür ederim. İkinci sual. Bu kulübün danışman hocası. Buyurun. Hardan bilirsiniz? Herhalde o kulübün üyesi oldunuz. Buyurun buraya gelin. Neçəncəsini işlətməyəm. Təşəkkür edirik hədiyəniz. Üçüncü sual heç də o bir suallar kimi asan deyil. Diqqətli olmanızı istəyərdik. Universitetin ikinci katına çıxarkən pləkənlərin sayı. Xahiş olunur, əl qaldıraraq cavab verin. Xahiş olunur, əl qaldıraraq cavab verin. Düşdülər pləkənləri saymağa. Yanlış cavab gəldi oradan. Yox. Neçə? Siz? 18 deyil. Yox, 33-də deyil. Xahiş olun, əl qaldıraraq. Neçə? 20. Neçə? Yox, düz deyil. Hər halda siz hədiyə almağı xoşlayırsınız. Buyurun buraya. Buyurun. Bəli, əlbəttə düzgün cavab siz vermişsiniz. Hədiyədən xoşlanırsınız? Yox. Yox. Onda suallara niyə cavab verirsiniz? Vermədim. Az öncə sizi təqdim etmədiniz. Pərviz Qasımov, Kambuçi. Çox sağ olun, hədiyənizi ala bilərsiniz. Dördüncü sual. E hərfi ilə başlayan üç meyvə adı. E hərfi ilə başlayan üç meyvə adı. Əl qaldıraraq cavab verin. Doğru cevap. Buyurun. Özünüzü təqdim edin. Ayhan Erdan. Dersini alın. Hangi derse gidiyorsunuz? Yani ders portföyüm var. Birkaç derse gidiyoruz. Arkadaşlarla gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Beşinci sual. Üniversitemizde akvaryumdaki balıkların sayı. Buyurun, düz cevaptı. (Gülüyor)
Kazmol Endüstri 3. Teşekkür ederim ve sonra cevap vermek için size bahtlara baktığınız için. Faal iştirakınıza göre hamınıza teşekkür ederim. Yarışmamız burada bitti. Zannimce enerjili bir yarışmadan sonra istirahate ihtiyacımız vardı. Ve bu ihtiyacı karşılamak için...